Arabayı boyayacaktınız galiba. Arabayı boyadık. Sen havaya kaldın. İçeridekiler hep birbirine vurdu. Evet. Bu da öyle. Bunlar burada kalanlar. Orada çamur, sağa sola gidenler var. Gidenler dükkanın var. Önünde. Evet. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Umarız bir daha böyle bir felaket olmaz. İnşallah. Peki geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Şu şuraya kadar değil mi? Daha yukarı bak. Şuraya kadar. Aha. Daha yukarıya. Evet, evet. Şu taraflı. Evet. Öbür tarafı Malatya'yı biliyorum. Şeydi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Toto tamirisiyle mi oluyor? Evet. Evet. Suyun altında kaldı. Toto suyun altında kaldı. Evet. Şuraya kadar çıktı herhalde. Evet. Evet. Çalışıyormuş. Şu anda çalışmıyor. Ona bakıyor. Motoru falan temizleyeceksin. Evet. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Pardon. Çok özür dilerim. Başım gözüm içine başkanım. Ayrıca belediye başkanına da teşekkür ederim. Başım gözüm içine başkanım. Bizi gönderdiği için. Hep beraber inşallah yaraları saracağız. İnşallah başkanım. Değerli başkanımız zaten başkanım. Büyükşehir belediye başkanımız. Allah razı olsun İstanbul'da başkanımız bayağı bir yardımcı oldu. Diğer belediye başkanları da el birliğiyle yaraları sarmaya çalışıyor. İnşallah başkanım. Amacımız da o zaten başkanım. İnşallah. Hadi bakalım. Hoş defa geldiniz başkanım. Hoş geldiniz. Evet, devam ediyoruz. Başta en çok talep neye geliyor? Bebek maması. Bebek maması. Bebek maması. Islak mendil. Islak mendil. Kağıt bardak. Kuru mendil. Tamam. Köylerimizde çünkü öyle. Belediye başkanımız burada. Belediye başkanımız burada. Evet, biz hepinize yürekten teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Oldu. Oldu. Şehirli askerler, askerler. Nerede yapıyorsunuz? Ben Çaldıran'da. Sıcak yer yok dayan mı? Gidecek yer yok. Ha geçeceğim, geçeceğim. Geç. Ya, ya, şu anda, hani üsttekiler doktor olarak bir kişi var şu an. Girmalde geziyormuş. Hani birkaç kişiye görmüş, yanaşamadık. Hani üst başıya tutmuş, mosman bir şekilde. Kendine de değil mi saatinde nöbet ilgi geldiğimizde. Şu an zaten bir madde yapıyoruz, arama yapıyor orada. Polise ve jandarmaya biliyoruz. Annem de 8 yaşında kardeşlerim hala hazırlıyor. Ses azaldı. Şu anda mikrofonu tutmamız lazım. Yani tek bir telafi yani. Bir şekilde. Tek şey yani yaşadıklarına pek ümidim yok ya. Mezarlarını alsın koyayım hepsini yeterli. Evet. Başka bir şey istemiyorum. Evet, evet. Kendinden yani kendinden geçti. Bir babamdan ikimiz kaldık zaten. Bir kendimize sahip çıkıyor. Yani ondur olsun bir mezar olsun bana yeter şu an. Yani başka bir şey ihtiyacı sakin bir şey gerek duymuyor. Yani. İnşallah bu durum. İnşallah bu gönlümüzde olsun. Yatan tabi sağ salim kavuşmak istiyorcak. Babanıza da çok selamlarımı saygılarım. Hangi dükkan senin? Benim dükkan en arkada. En arkada. En arkada yıkılma aşamasında. Başkanım, bizim bir sıkıntımız var. Tabii. Altı boş. Olarak. Burada evet. Çalışan başkanım da bizi destekliyor. Bin taneden fazla işçi var bu fabrikalarda. Bunlarla çalışan. İlgili hiçbir açıklama yapmadılar. Yani AFAD tarafından. Evet.
devlet tarafından çalışanlar için, işçilerle ilgili. Hani biz şimdi çalışamıyoruz. Başkanım bize her türlü destek veriyor. İşçilerin yanında. Her zaman onu biliyoruz. Ama iş sahipleri de mağdur. Ama devlet olarak bize hiçbir şey, hani burada şeyde açıklama bulundular. Yok, yani hasar tespitinde, hani işçilere de biz mağduruz. Bizim iş yeri en baştaki iş yeri, hiçbir yer aldı. Hani siz de yarın şu parayı, biz şunu alacak. Biz şu konuda çok mağduruz. Tabii. Ben İstanbul'dan geldim. Başkanımı çok iyi tanıyorum. Büyük Beylikdüzü'nden. Şu anda mağduruz. Yani başkanım her türlü sosyal yardımı belediyenin imkanları dahilinde bize yapıyor. Burada da ilk önce gelen Sayın Başkanımız bir şey daha arz edeyim. Geldi halimizi, hatırımızı sordu. Zor kaçtık başkanım, hatırlıyor musunuz? Bak, devlet yukarıda. Devlet yukarıdan bak. İçişleri Bakanı yukarıda. Tamam. Biz de dedik ki temizlemeyi bir saat öderiz efendim. Başkanım 7 çeyrek geçe burada daha sel basarken arabası buradaydı. Ben de peşindeydim. Beraber kaçtık başkanım. Giresunlularla be. Hatırlıyor musunuz? Arabaya bindiniz. İlgili bakanlar, köprü başından ilgili bakanlar sonra arası şey efendim. Çalışma bakanlığı falan. İşçilerle ilgili hiçbir açıklama yok. Biz yani bu konuda çok doğrudayız başkanım. Bütün işçiler adına konuşuyoruz. Evet. Öteyi yükselmiş. Aşağı 2 metre bilen mi var? Makineye ne kadar zararı olur? Valla bunu oğlanın dükkanı, bu yan taraf benim. Bunu o zaman 30 kırpa bilen aldıydı. Evet. 6-7 ay bilen, şimdi 70-80 lira. 70-80 evet. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Geçmiş olsun. Oldu. Ayaklarınızı kaldır. Tamam. Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı. Bir kısa talep gönderdim. Parayı dükkanımızda %25 yakın. Sessizlik. Dükkanlar tamamen yıkıldı. %25 yakın. Evet. Sessizlik. Tamamen yıkıldı. %75'i de %70 hasarlı. Bu hasarlarımız için telafi istiyoruz. Tabii. Çalışan işçilerimiz var. Bu işçilerin maaşları ne olacak? Toplam kaç işçi vardı burada çalışan tahmin? Ortalama 300 vardı. 300 civarında. Evet. Tabii onlar da şimdi siz... Şimdi biz çalışamayacağız. En az 5-6 ay burada çalışamayacağız. Tabii. Senin kaç? 20 işçin vardı. Evet. 20 işçi çalıştırıyor. Tabii. Şimdi dükkan gitti. Bu arkadaşımız var orada 20 çalışıyor, orada 40 çalışıyor. 3 olan da var, 10 olan da var. Yani en az 2 kişi çalışıyor. Zaten 150 iş yerimiz var burada. %25'i tamamen gitti. Öyleymiş. Şaya gitti. Yani %75'i de %60, %70 hasarlı. Tamam. Bunlara bir çözüm bulabilirseniz. Takipçisi olacağız, biz bunu... de olacağız. Bizler de şey yapacağız. İyi Parti olacak beraber, bunun mücadelesini vereceğiz. Hem sizin, Sayın Başkanım, hem burada çalışan çok teşekkür işçilerin. Ederiz. Tabii. İşçilerle ilgili ayrıca bir girişimlerde şey bulacağız. Tamam. Evet. Sayın Mekin, evet. Burada yerelde yapılacak bir şey varsa belediye başkanımız burada. Evet, belediye başkanımız. Evet. Beraberiz zaten. Ben Cumhuriyet Operatörü Meclis Üyesiyim aynı zamanda. Çok güzel. Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani gerçekten çok kötü durumdayız. Çok çok. Sanayi en kötü darbeyi sanayi aldı. Öyleymiş. 50 yıllık birikimimiz gitti. Evet. Öyle. 50 yıllık birikimimiz. Hepimizin emekleri var. Hem mülk gitti, hem içinin malı gitti. Evet. İnşallah telafi edecek. İnşallah. Cana gelmedi. Burada sanayide can kaybımız yok Allah'tan yani. Evet. Onun haricinde mal kaybımız var. Var, o çok ciddi bir şey. Evet. Çalışan işçilerin sorunları var. Sayın Başkanım'dan ayrıca çok destek istiyoruz. Hayrettin Başkanımıza destek olursanız. Hayrettin Başkanımızı yalnız bırakmıyor. Hiç. Sayın Başkan gelsin, o da görsün. Evet. Başkanımın gönderdiklerini aldık, sağ olsun. Yüreği Allah rahat olsun. Yardımı gerçekleştirsin diye sağ olun. Makineleriniz de burada çalışıyor, gördük. Evet, çok sevindik yani gerçekten. Evet, evet. Şimdi belediyede bir toplantı yapacağız. Ne yapabiliriz'i konuşacağız. Sonra genel başkanımız. Her türlü her şeyin bir fikrimiz yoktur belki. Yeni bir sürüm pazar esnafı. Her şeyin kayıt altına alınan umudum yok benim. Benim arkam çoluğum çocuğum biliyorsun. Bütün benim pazardan geçinen insan. Evet. Çok mutlu oldum geldiğinizde. Çok sağ olun. Bir şey olursa, bir aksama olursa mutlaka... O yüzden özellikle sizinle bunu görüşmek istedim. Şey burada, milletvekili arkadaşımız burada. Biz onu bir şekilde takip ederiz. Canlarımız, ayancık, her şey bitti ama gene de mecburuz yaşamak için, tutunmak için bir şeylerimiz olmak zorunda. Mutlaka. Sosyal devlet dediğimiz de zaten budur. Ya umudum olmadığı için size birebir söylemek istedim. Çünkü bize sahip çıkın. Tamam. Biliyor, tamam. Vekilim biliyor. Tamam. Ben de sizin bir parçanızım. Tamam. Zaten sizin halkınızın. Tamam. Size güveniyorum. Bir tek size güveniyorum. Tamam. Onu söyleyeyim. Tamam.
Bir tek size güveniyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Gencecik yeğenimin dükkanı kökünden gitti. Ne olur bir görmenizi istiyorum. Olur, bakarız efendim. Bakarız. Çok kötü. Bir de her şeyini kaybettim. Hoş geldiniz başkanım. En azından genel değil yani bu şekilde yani. Hasar tespiti yapıldı değil mi? Yapılmadı da. Ya, yarın falan gelecek dedi yani. Aşağılara gelmiş. Bugün bekliyorduk ama yarın bekliyorduk. Tamam. Tamam. Geçmiş olsun. Hemen, sağ olun. Geçmiş. Sağ olun. Hoş geldiniz. Felaket çok evet, büyük. Evet. Hatta tezgahın altında ceset buldular dün burada. Evet, her yere geliyorlar evet, işte. Evet. Geçmiş olsun efendim. Evet. Evet. Pazar yerinin burasını aldı götürdü. Arkası pazar yeri mi? Hepsi pazar yerinin esnaflarıydı. Aldı götürdü. Evet. 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 Evet.